Arkadaşlar merhaba. Türkçe haneye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zarflar. Diğer adıyla belirteçler eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere denir. Zarflar şu başlıklar altında incelenir arkadaşlar. Durum zarfları, zaman zarfı, yer yön zarfı, azlık çokluk zarfı ve soru zarfı olmak üzere arkadaşlar toplam 5 tane zarf çeşidimiz bulunmaktadır. Şimdi konunun ayrıntılarına geçmiş olalım. Hal durum zarfları, eylemleri, eylemsileri, durum yönünden belirten sözcüklere denir. Yine eylem ya da eylemsilere sorulan nasıl sorusunun cevabı bize durum zarfını vermektedir. Örneklerimize bakalım. Kendisine sunulan yeni iş sözleşmesini hiç nazlanmadan kabul etti cümlesinde bakın kabul etmek nedir? Fiildir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Hemen sorumuzu soralım. Nasıl kabul etti? Nazlanmadan. Burada nazlanmadan sözcüğü nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfı olarak kabul edilir. Pelin otobüs yol alırken dalgın dalgın dışarı bakıyordu cümlesinde Bakın yine bakmak fiildir. Nasıl bakıyordu? Dalgın dalgın. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. Bu sözcükle öbeği de yine durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Marmaris yıldızların ışığı altında çok güzel görünüyordu cümlesinde ise bakın görünüyordu fiil. Nasıl görünüyordu? Güzel görünüyordu. Yine burada da güzel sözcüğü fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum zarfı olarak kullanılmıştır. Çok önemli bir notumuz var arkadaşlar. Bakın. Kesinlik ya da ihtimal bildiren sözcükler cümle içinde arkadaşlar dikkat edin durum zarfı olarak kabul edilmektedir. Örneğimize bakalım. Belki bir gün sen de beni anlarsın cümlesinde anlarsın fiil nasıl anlarsın belki işte bakın tam karşına masada buradaki belki sözcüğü ihtimal olasılık anlamı katmıştır ve arkadaşlar bu durum zarfı olarak kabul edilmektedir. İkinci zarf çeşidimiz zaman zarfı. Eylemleri, eylemsileri, Zaman yönünden belirten sözcüklere denir. Yine eylem ve eylemsileri sorulan ne zaman sorusunun cevabıdır. Örneklerimize bakalım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler şarkısında olduğu gibi bakın vermek fiildir. Ne zaman verseler şimdi. Demin de söylediğim gibi araya çeşitli türde sözcükler girebilir. Hiç önemli değil. Ne zaman sorusunun cevabıdır? Fiili belirtmiştir. O yüzden bu sözcük yine zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Bütün gece sokakta deliler gibi seni aradı cümlesinde ise bakın aradı fiil. Ne zaman aradı? Bütün gece. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu bütün gece sözcüğü de zaman zarfı olarak kabul edilir. Ömrüm yıllardır senin hasretinle geçti cümlesinde ise geçti fiil ne zamandır geçti yıllardır yine yıllardır sözcüğü de fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı zaman zarfı olarak kabul edilmektedir. Yine bu konuyla da ilgili çok önemli bir notumuz var. Cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük belirteç görevinde olmayabilir. Eğer sözcük ne zaman sorusunun cevabıysa arkadaşlar belirteçtir. Eğer ne zaman sorusuna cevap vermiyorsa belirteç değildir. Bakın buna çok dikkat edin. 2017'de böyle bir soru çıktı arkadaşlar. Akşam sözcüğünü sormuşlardı. Lütfen dikkat edelim. Örneklerimize bakalım. Akşam şair olarak tanınan sanatçı Ahmet Haşim'dir cümlesinde bakın Burada akşam şairi demiş. Belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla akşam kelimesi nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Seninle her akşam parkta yürüyüş yapalım cümlesinde ise yapalım fiil ne zaman yapalım? Her akşam. Görmüş olduğunuz gibi burada akşam sözcüğü ne zaman sorusuna cevap olduğundan dolayı zaman zarfı olarak kabul edilir. Dolayısıyla birinci sözcük ne zaman sorusuna cevap vermediği için ve isim tamlaması kurduğu için isim görevindedir. İkinci sözcük ise ne zaman sorusuna cevap verdiğinden dolayı zaman zarfı olarak kabul edilir. Yine değerli arkadaşlar bir başka özelliğimiz şimdi uzaklardasın hayallerdesin cümlesinde bakın uzaklar isimdir hayaller de isimdir. Ne zaman hayallerdesin şimdi ne zaman uzaklardasın şimdi. Görmüş olduğunuz gibi bazı zaman bildiren sözcükler öyle bir cümlede kullanılır ki o cümle isim cümlesidir ama sözcükler zaman bildirdiği için yine zaman zarfı olarak kabul edilmektedir. İstisnai bir özelliktir arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Yer yön zarfına geçiyoruz. Eylemleri, eylemsileri Yer ve yön bakımıyla tamamlayan sözcükler edinir. Yer yön zarfları aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte ve beri sözcükleridir arkadaşlar. Bizimkiler az önce arabayla aşağı indi cümlesinde bakın inmek fiildir. Nereye indi? Aşağı indi. Aşağı sözcüğü burada yer yön zarfı olarak kabul edilir. Hava çok soğuktu. Hemen içeri girelim cümlesinde girmek fiil nereye girelim içeri girelim içeri sözcüğü yine yer yön zarfı olarak kabul edilir. Azıcık beri gel de teyzeler de otursun cümlesinde gelmek fiil nereye gelsin beri gelsin yine beri sözcüğü burada yer yön zarfı olarak kabul edilir. Arkadaşlar yer yön zarfları yalın halde kullanılmalı. Yalın halde kullanılırsa yer yön zarfıdır. Bunu da unutmayalım. Önemli bir notumuz var. Yer yön belirteçleri adları belirttiğinde ne olur arkadaşlar? Sıfat olur. Ek aldığında ise belirteç görevinden çıkar demiş. Bakalım. Misafirler az önce aşağı indi cümlesinde bakın indi fiil. Nereye indi? Aşağı indi aşağı sözcüğü yalın halde kullanıldığı için ek almadığından dolayı arkadaşlar bu sözcük nedir? Yer yön zarfıdır. Misafirler az önce aşağıya indi cümlesinde ise bakın inmek fiil yine soruyoruz. Nereye indi? Aşağıya indi. Arkadaşlar A yönelme ya da yaklaşma halekini aldığı için artık bu sözcük zarf özelliğini kaybediyor. Biz bu sözcüğe ne diyoruz arkadaşlar? İsim diyoruz. Bakın ikisi arasında aslına bakarsanız sadece yaklaşma haleki farkı var. Bunun dışında hem fiili belirtiyor hem de soruları da aynı. Ama ikinci sözcük yani şu aşağıya kelimesi yaklaşma halekini aldığından dolayı isim olarak kabul edilmiştir. Lütfen dikkat edin. Genellikle testlerde sorularda çıkar arkadaşlar. Misafirler az önce aşağı kata indi cümlesinde ise bakın kat isim hangi kata aşağı kata dikkat edecek olursanız bu sefer neyi belirtiyor ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sıfat diyoruz. Buna da dikkat edelim. Geçiyoruz azlık çokluk miktar zarfına eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Bu sözcükleri sorulan ne kadar sorusunun cevabıdır arkadaşlar. Sınavdaki soruları fazla zorlanmadan çözdü cümlesinde bakın çözmek fiil nasıl çözdü? Zorlanmadan fiillere sorulan nasıl sorusu durum zarfıydı. Ne kadar zorlanmadan çözdü? Fazla. Fazla sözcüğü de burada nedir arkadaşlar? Azlık, çokluk zarfı olarak kabul edilir. Yeni gelinin evi pek temiz görünüyor cümlesinde ise yine görünmek fiil nasıl görünüyor? Temiz görünüyor. Temiz sözcüğü burada durum zarfıdır. Ne kadar temiz görünüyor? Pek temiz görünüyor. Pek sözcüğü de yine burada azlık çokluk zarfı olarak kabul edilir. Çok tembel bir adamdı komşumuz Hayri cümlesinde ise bakın adam isim Nasıl adamdı? Tembel adamdı. İsme sorulan nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Ne kadar tembel bir adamdı? Çok tembel bir adamdı. Dikkat edecek olursanız bu sefer miktar zarfı sıfatı belirtiyor arkadaşlar. O yüzden biz de buna ne diyoruz? Miktar yönüyle belirttiği için azlık, çokluk ya da diğer adıyla miktar zarfı diyoruz. Buna da dikkat edelim sadece fiil ya da fiilimsileri belirtmez miktar zarfı. Aynı zamanda sıfatları, zarfları ve adlaşmış sıfatları da belirtmektedir. Yine önemli bir notumuz var. En, daha ve oldukça zarfları cümlede üstünlük zarfı olarak da kabul edilmektedir arkadaşlar. Bu da önemli bir detaydır. Buna da dikkat edelim. Örneklerimize bakıyoruz. Yazar en zor günlerinde bile yazmaya devam etti cümlesinde. Bakın günlerinde isim nasıl günlerinde, zor günlerinde zor kelimesi ismi belirttiği için nedir arkadaşlar burada? Niteleme sıfatıdır. Ne kadar zor günlerinde en zor günlerinde en sözcüğü de burada üstünlük belirttiği için üstünlük zarfı olarak kabul edilmektedir. Şehir buradan oldukça güzel görünüyordu cümlesinde ise görünmek fiil nasıl görünüyordu? Güzel görünüyordu. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfıdır. Ne kadar güzel görünüyordu oldukça. Dolayısıyla arkadaşlar bu da cümleye üstünlük anlamı kattığı için yine üstünlük zarfı olarak kabul edilmektedir. Daha güzel bir hayat için gece gündüz çalıştı cümlesinde ise hayat isim nasıl hayat güzel hayat ismi belirtmiş nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır ne kadar güzel bir hayat, daha güzel bir hayat. Yine daha sözcüğü de arkadaşlar burada üstünlük zarfı olarak kabul edilmektedir. Soru zarfı eylemleri soru yoluyla belirten sözcüklere denir. Örneklerimize bakalım. Yeni yılın ilk hasadı ne zaman olacak cümlesinde? Bakın soruyu sağlayan sözcük ne zaman? Neyi belirtiyor arkadaşlar? Olmak fiilini belirtiyor. Fiili belirttiği için bu nedir arkadaşlar? Zarftır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da biz buna ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz. Cevap verelim. Yeni yılın ilk hasadı Haziran'da olacak. Olacak fiil. Ne zaman olacak? Haziran'da zaman zarfı. Bilim adamları bu küresel sorunu nasıl çözecek? Bakın soruyu sağlayan nasıl sözcüğü çözmek fiilini belirtiyor. Fiili belirten sözcüklere biz zarf diyoruz arkadaşlar. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da bu sözcük nedir? Soru zarfıdır. Neden sürekli aynı hataları yapıyorsun? Yine soruyu sağlayan sözcük neden kelimesi neyi belirtiyor arkadaşlar? Neden yapıyorsun demiş. Yapmak fiilini belirtmiş. O yüzden zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de biz buna ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz. Sabahın köründe ne geziyorsun buralarda ifadesinde ise soruyu sağlayan sözcük ne kelimesi peki ne kelimesi neyi belirtiyor gezmek fiilini belirtiyor. Fiili belirten sözcüklere zarf diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar bu sözcük soru zarfı olarak kabul edilmektedir. İsteyen arkadaşlar bu tarz soruları cevap vererek de arkadaşlar çözebilir. Ben size sadece pratik yolunu göstermiş oldum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.